Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz, karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi e, bakınız ki ne diyor. Son dakika, ABD üfe verileri açıklandı. Bitcoin ve doların ilk tepkisi ne oldu? Ad altındaki bu haberi inceleyeceğiz. E, bunun üzerinden verileri değerlendirmekle birlikte bir sonraki gelecek olan Fed'in faiz kararı üzerine de e, konuşacağız. Şimdi bakalım. ABD'den gelecek ekonomik veriler <laughs> Bitcoin ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Doğru. Yakın zamanda zaten çok sansasyonel bir e, dönemden çıktık. Önce bir aylık kapanış geldi biliyorsunuz. Devamında Fed faiz kararını verdi. Hemen ardından ABD TÜFE'si açıklandı yani 10 Mayıs tarihinde bu şekilde oldu. Tabi devamında daha açıklanacak veriler var dedik. Tabi bu verilerin doğrultusunda da yeni 14 Haziran tarihinde yine Fed'in faiz kararına gözleri dikeceğiz. Tamam. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında dün dedi bu tabi ayın 11'inde yani dün gerçekleştirildiği için dün dedi 10 tarih. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında Bugün de üretici fiyat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre diyor. Üretici fiyat endeksi üfe yani yıllık. Beklenti %2.4 ve önceki 2.7 iken açıklanan 2.3 diye e, olarak karşımızda. E, gayet güzel gayet iyi bir ilerleme diyebiliriz. Tabii ki ilerlemeden kasıt verinin ilerlemesi değil. Genel olarak çalışmadaki ve piyasamız açısına olası etki konusundaki ilerleme. tabi verideki gerileme de burada piyasamız için güzel. Aynı zamanda tabi tüfeğe dair de olası yeni bundan sonra açıklanacak tüfeğe dair de aslında bir takım haberler verdiğini de unutmamak gerekiyor. Üretici fiyat endeksi üfe aylık bazda. Beklenti yüzde 0.3, açıklanan yüzde 0.2. Aslında tüfe de güzeldi. Yani 5 olarak biliyorsunuz beklenti bir önceki değerle aynı olarak 5 bekleniyordu, 4.9 olarak açıklandı. Tabii ki hafif bir gerileme var. Bakınız ki üfede de aynı şekilde. Zaten üfede o kadar uç kaç hareketleri olmaz olabilecek bir durumda da değil. Çekirdek üretici fiyat endeksi üfe yıllık diyor. Beklenti %3.3. Önceki %3.4 açıklanan %3.2. Bakınız buraya kadar mesela gayet güzel. Çekirdek üretici fiyat endeksi üfe nisan diyor. Yani aylık beklenti %0.2. Açıklanan %0.2. Şimdi e, bak, şurayı da hemen değerlendir. Neyse e, şuraya şimdi geliriz. Yani buraya kadar gelen veriler aslında gayet güzel ve ABD tarafında doğru pek çok noktada şimdiye kadar yeterli bir toparlanma olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. E, bu hafif düşüşler kesinlikle azımsanmamalı. E bundan sonraki TÜFE'de ben büyük ihtimalle bir yığılma olacağını ve sert bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Bunu da eklemiş oldum. Şimdi ÜFE verilerinin yanı sıra ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da açıklandı. Buna göre işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 264 bin olarak açıklandı. Beklenti 245 bin. Şimdi e, niye güldüm? Aklıma bir şey geldi çünkü Pavel bir açıklama yaptı ama adam doğru bir şey söyledi. Fakat tabi acımasız bir açıklama. Ancak bazen hani gerçeklerden konuşmak gerekiyor ya. Şimdi. Ee, bakınız, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Hani bu ne demek? Ee, kaç tane işsiz olduğuna dair, e, aynı zamanda yani sıkıntı, ekonomik sıkıntı çeken, e, işten ayrılmak zorunda kalmış ya da kovulmuş özellikle e, insan sayısını tespit etmeye yarayan bir veri. Bir ara bu yüksek açıklandı. Devamında Pavel çıktı ve açıklama yaptı Dedi ki. Evet, güzel dedi. ABD işsiz haklarından yararlanma başvurularını yüksek aldık dedi. Demek ki yaptığımız faiz artışları işe yarıyor dedi. Hani şey olur ya mesela, e, bu kadar şirket niye küçülmeye gidiyor? Bu kadar Elon Musk niye bu kadar bas bas bağırıyor adam? Şundan dolayı. Yani adamlar faiz arttıkça baskı altında kalıyor tamam mı şirketler? Şimdi, e, şimdi açığı nereden kapatacaksın? İşten çıkarmalar yapacaksın. Hele hele bunun devamı bekleniyorsa işten çıkarmalar hatta Microsoft'un yahut Meta'nın yaptığı gibi en ufağından hiç değilse gerçekleştirmek suretiyle e, kategorilerde bile yani farklı alanlardaki doğrudan faaliyetlerine son verme gibi hareketlere kadar bile bu kadar ağır işlere kadar gidiliyor. E, herkes bir ripple değil ki arkadaş. Herkes bir ripple değil ki bu. FED'in faiz arttırdığı süreçte işe alım yapsın, genişleme politikasına gitsin falan anlatabiliyor muyum? Tabii e, XRP topluluğu olarak havamızı da atalım yani tamam mı? Şaka bir yana. E, her neyse e, Powell bunu söyledi. E, dolayısıyla çok kötü bir tepki aldı. Yani sen ne diyorsun falan filan işte ABD tarafında o kadar işsiz var işte dalga mı geçiyorsun ama adam doğru bir şey söyledi sonuçta. Hani faizi arttırıyoruz, enflasyonla mücadele etmek istiyoruz. E, şirketler, kişileri, insanları işten çıkarıyor. E, demek ki yaptığımız faiz artışları işe yarıyor. Demek ki düşük oranlar alma yolunda iyi ilerliyoruz. E, doğru bir şey söyledi e, ama tabii ki kötü bir durum. Ama dediğim gibi doğru da bir şey söyledi yani adam. Şimdi gelelim buraya. E zaten durumu anlamışsınızdır Hani bu kadar e, hikayeleştirip olayı anlatmakla ve e, geçmişten çok da geçmiş olmayan bir süreden Hatta 2-3 ay önce oldu bu durum e, hareketler Bence yani evet bir sonraki enflasyon verisi için bu da oldukça pozitif diyebileceğimiz bir şey oldu tamam mı Bitcoin ve ilk tepkisi gelen veriler sonrası Bitcoin ve doların ilk tepkisi şu şekilde oldu Bitcoin yukarı yönlü hareket ederken DXY aşağı, e, aşağı, yönlü hareket etti. Tamam. Devam edelim şöyle. Bu videonun ana konusu olmadığı için ben kısa kesiyorum. Dün açıklanan enflasyon verisi beklentilerin aşağıda gelerek BTC'nin 28 bin doların üzerine çıkmasını sağ. Bak e, şunu söyleyeyim. Bir kere ayın 14'ünde 14 Haziran'da maalesef genel beklentiler de öyle e, fonda sağlıyorlar. Şu an Powell'ın açıklamaları yapılan politikalar ha sürdürülebilir değil o ayrı ama ben sadece 14 Haziran işi konuşuyorum. Yani ihtimal var duraklamaya gitmelerinin fakat bir 25 bas puan kokusu daha geliyor tamam mı? Bunu da zaman yaklaştıkça değerlendireceğiz ama dediğim gibi akıllarda bulunsun bir 25 bas puan faiz artışı kokusu daha ee, burnuma geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.